Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Milletin kadersizliği sensin Erdoğan. Vatan deriz, vatandaş deriz. Vatanımıza da, vatandaşımıza da can feda. Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine indi. Canlı yayında dedi ki, benim vatandaşım, benim vatandaşlarım. Asla senin vatandaşın değilim Erdoğan. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu vatandaşıyım. Sen kimsin ki ben senin vatandaşın olayım Erdoğan? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yedi düvelin işgaline neden olan Osmanlı Hanedanı'nın tebaası olmaktan kurtarıp özgür birey yaptığı vatandaşlardan biriyim. Cumhurbaşkanlığı zırhına sığınmayacağını bilsem hak ettiğin her şeyi yazarım. Canlı yayında millete utanmadan her facia sonrası olduğu gibi yüzün kızarmadan kader diyorsun. Canlı yayında hayatlarını kaybedenler için Allah rahmet eylesin demedin. Yakınlarına başsağlığı ve sabır dilemedin onar bin lira vereceğini açıklarken hiç mi utanmadın? Kadere inanıyorsan neden 3 bin korumayla hatta yurt dışına da götürdüğün zırhlı araçlarla gezip kendine önlem alıyorsun? Sen Türk milletinin kadersizliğisin. 1999 depreminden sonra DSP, ANAP ve MHP iktidarına neler söyledin neler? 2002'den bu yana tek başına iktidardasın. Uzmanlar defalarca uyarmasına rağmen 10 ilde Afat ve Kızılay ne önlem aldı? Görüldü ki sıfır. Türk askerinin deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan Emasya planını iptal ettin. Asker 6 saatte çadırlarıyla, yiyecekleriyle, tam teçhizatlarıyla depreme ulaşır, ilk müdahaleleri yapmaya başlardı. Bu planı iptal ettiniz. Genelkurmay Başkanının Kara, Hava ve Deniz Komutanlıklarının elinden alıp Milli Savunma Bakanlığına bağladın. Dünyada ordusu olmayan tek Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin oldu. Üçüncü gün 3500, dördüncü gün ise 4500 askerin görevlendirdiği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eski asker. Emasya'yı da bilir, yerine gelen yönetmeliği de bilir. Asker afadın en önemli yardımcısı olurdu, ihmal edildi. Devre arkadaşı Osman Babuşçu, bakın Hulusi Akar'a neler yazdı. Hulusi'ciğim, silahlı kuvvetlerle yardımdan olamazsın. Silahlı kuvvetler bu işlere karışmasın diye kanun çıkardınız ve Emasyam yani bütün birliklerde konum ve güçlerine göre yıllardan beri oluşmuş olan bir tabi afette milletin hayatı için çok önemli olan emniyet asayiş ve yardım planlarını çöpe attırdınız. Erzurum depreminde yardımların toplandığı, dağıtıldığı ana deponun komutanlığını yapmış olan ve tüm yapılanları yaşayarak gören biri olarak yazıyorum. Emasya planına göre askeri birlikler hemen sorumluluk bölgelerine dağılırlar, malzemelerin dağıtımından, kurtarmadan, hırsızlık ve can emniyetine karşı emniyetin sağlanmasından sorumlu görevlerini yerine getirirlerdi. O birlikler o bölgenin birlikleri oldukları için sorumluluk bölgeleri olan o bölgeleri bilirlerdi. Emasya planları olsaydı Allah'ın bir kulu gelmedi, açız yardım edin kurtarın diye bağırmalar olmazdı. Aileler yanında hemen askerleri bulurlardı. Göçük altında kalanları umutsuzca kurtarmaya gelecekleri beklemezlerdi. Yıkıntılar altında inlemeleri duyulup da kurtarıcı bulamamanın ve kurtarılacakken inleye inleye ölmelerine şahit olunacak acılar yaşanmazdı. Bu kadar ölü olmazdı. Ele geçirilmiş yandaş televizyon kanalları birkaç kurtarmayı ballandıra ballandıra veriyor. Millette kurtarma yapılıyor sanıyor. Şehirlerde bile gidilmeyen mahalleler binalar verilmiyor. İlçeler, köyler hak getire Emasya planlarında en ucra köylerin bile sahibi birlikler vardı. Her türlü malzeme ve yiyecek oralara anında ulaştırılırdı. Evet Erzurum depreminde bunlar aynı şekilde yapıldı. Şu anda böyle bir organizasyon kesinlikle yapılamaz. Değerli okurlarım, dün 4. günde 80. saatte enkaz altından az sayıda vatandaşlar sağ çıkarıldı. İlk 2-3 gün yeterli ve gerekli yardım ekibi, malzemesi, asker, iş makineleri sevk edilseydi, İnanıyorum ki can kaybı yarı yarıya azalırdı. 1981 yılında Yüksekova 1. Komando Taburu'nda 1. Bölük Komutan Vekiliydim. 15 gün içinde alan verileceği ve gizli bölük planındaki koruma bölüğüme en geç 6 saat içinde nakledileceğim tebliğ edildi. Terk etmezsek düşman saldırısından hayatlarımızı kaybedeceğimiz bildirildi ki tatbikat sonrası ceza alacağımız söylendi. Haritaları inceleyip o yere gidip keşif yaptım su ve gıda temin yerlerini belirledim. Sekiz gün sonra gece yarısı nöbetçi az subay lojmana gelip alarm verdi. Dört saat sonra 110 kişilik bölümü alarm bölgesine intikal ettirdim. Altı saatte çadırlarımız bile kurulmuştu. Malatya'da ordu, Hatay ve Adana'da kol ordu vardı. Birkaç saat içinde deprem zedelere yardıma koşarlardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz baş tacımızdır, peygamber ocağımızdır. Neden kışlalarından çıkartılmadı, neden? abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.